ederim. Sizleri seviyorum. Bugün sizinle beraber küçükkenki hatıra defterlerimi, başka arkadaşlarıma yazdırdığım hatıra defterlerimi ve kendim yazdığım günlüğümü okuyacağım. Düşüncelerimi yazdım falan bu şekilde arkadaşlar. Ben küçükken bir tane defteri bitirene kadar kullanmasını sevmiyordum. Görüyorsunuz zaten. Yok pardon, bu değil. Bu benim YouTube defterim. Bu araya karışmış arkadaşlar. Bu küçükken bir defteri sonuna kadar bitene kadar kullanmasını sevmiyordum. Bıkıyordum ve başka bir deftere geçiyordum. O yüzden defterlerim bu şekilde oldu. Başlıyoruz arkadaşlar. Okumaya. Arkadaşlar okurken ya böyle tarihine göre falan sıralamayacağım. Rastgele işte 13 yaşım, en küçük 13 yaşında başlamışım. Sevgili günlük. Haziran'ın 13'ünde okul kapanacak. Ben bunu 2014'te yazmışım arkadaşlar. 14 yaşındayken yazmışım. 10 Haziran 2014. Ve ben 8. sınıf olduğum için liseye gideceğim. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Bu okula kaydımı yaptırdığım zaman hatırlıyorum. Şimdi de bu okuldan gideceğim. 3 gün kaldı. Hala inanamıyorum. Arkadaşlarımdan da ayrılacağım. Öğretmenlerden falan iyi ki bir hatıra defteri tuttum. Ve arkadaşlarıma öğretmenlerime yazdırdım. Ben belli etmesem de öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Ama konuşmuyorum. O kadar benim içimden nedense konuşmak gelmiyor. Yalnız samimi olduğum arkadaşlarımla konuşuyorum. Ana sınıfın hiç arkadaşım olmadı. Kimsenin yanına gidip arkadaşlık kurmaya, tanışmaya çalışmadım. Hele bir topluluğa bu sınıf için geçerli yanına gitmedim. Ama benim gibi sessizlerin yanına gittim tanışmak için. Yalnız onlarla arkadaşlık kuruyordum. Benim istediğim sınıftaki bütün kızlarla arkadaş olmamak. 3-4 tane kafa dengeyi anlaşacağım. Arkadaşlarımın olmuştu çünkü sınıftaki bütün kızlarla arkadaş olsam, bir şey desem onlar da bana katılmazlar. Ya da aralarından dışlarlar, bana kötü sözler söylerler. Ben de onlara söylerim, kalplerini kırarım. Hem bazı kızlar çok havalı oluyor. Yok seçili oynamak, yok laf çarpıtmak, bazıları kavgacı da oluyor. Ben böyle kızlarla arkadaş olamam. Oldum diyelim, havalarını çekemem. Ama zaten yazmaya 10 yaşında, 16 yaşında falan yazmışım. Bu şekilde rastgele okuyacağım. İlk olarak ama kafa dengi 3-4 arkadaşlarla daha iyi anlaşırım. Hem istediğimi de derim, sonra gider gönlünü alırım. Yakın oluruz, iyi anlaşırız. Kavga etsek sonra barışırız. Ama sınıftan bir şey değil. Kavga etsem herkes üstüme gelir. O kadar kişiyle baş edemem. Ama arkadaşlarımla etsem kendi aramızda olur bu yüzden. Lisedeki arkadaşlarım inşallah kavgacı olmazlar. Kendilerini beğenmezler, kötü alışkanlıkları olmaz. İyi aile çocuğu olurlar. Aynı bir tane arkadaşımın ismini yazmışım. Aynı onun gibi. Aynı X kişisi gibi diyelim. Amin demişim. Ve bunu olmadı arkadaşlar. Sadece benim lise 1'im güzel geçti. Lise 1 güzeldi. İyi anlaşıyordum. Arkadaşlarım vardı ama daha sonra 12 kişilik bir sınıfa geçtim. Ben kız meslekli okudum. 12 kişilik bir sınıfa geçtim. Ve sınıftan kimseyle anlaşamıyordum. Herkes çok kötüydü. Anlaşamıyordum. Yapamadım. Beceremedim. Zaten kız meslekten ne bekliyorsunuz ki yani? Herkes... Ya keşke bunu yazmışım, o kadar hani kızlarla anlaşamıyorum falan yazmışım. Keşke kız mesleğe gitmeseymişim arkadaşlar. Sonuçta ben ne bileyim erkeklerle pek konuşmuyordum, utangaçtım. İlkokulda ortaokulda. Keşke kız mesleğe gitmeseymişim diyorum. Ama kız meslek dışında Anadolu Lisesi vardı mesela. Kız meslek dışında başka bir okul olamazdı diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar birisi bana böyle bir şey yapmış. Burada ismi yazma, bence göstermemde sakınca yok. Bu şekilde birisi hatıra defterime demişti. O hatıra defterimin arasına koymuşum yani, daha doğrusu böyle bir şey çizmiş bana. Ayşen falan yazmış her yerine. Ayşen, Ayşen, Ayşen yazmış. Sonra arkadaşımın ismi yazıyor. Ayşen'e canım aşkım, seni seviyorum mıçkı demiş. Ben sizi seviyorum aşkım. Biraz önce din sınavından çıktım. Bunu yazdığım zaman arkadaşlar 15 Nisan 2016 sabah saat 8.56'da yazmışım. Sınavdan çıkar çıkmaz bunu yazmışım. Biraz önce din sınavından çıktım. Yine en son veren ben oldum. Herkes soruların cevaplarını falan vermeye başladı. Ben olduğum halde söyleyin geç algılıyor dedi.
Altı üstü dün beden dersinde voleybol oynarken başka birisiyle konuştuğum için şey duymadım. Kişisini duymadım. Burasını kırpacağım. Gürültü sesten önce geliyor falan diye dalga geçtiler. Bazı yerlerini kırpacağım arkadaşlar. Çünkü isimlerini falan geçiriyorum ve ben isimlerini geçirmek istemiyorum. Görüntü sesten önce geliyor falan diye dalga geçtiler. Neyse boş ver. Gelelim. Of. Sınavda öyle söyleyince ben senin gibi gerizekalı mıyım demek geçti içimden. Tembelin teki gerizekalı. Hocalar hiç sevmiyor. Her şeyi büyütüyor gerizekalılar. Vallahi çok sinirlenmişim arkadaşlar. Her şeyi büyütüyor falan demişim işte. Bir de meleklerin özellikleri sorusunda iradeleri yoktur yapmışım. Mal gibi. İyice gerizekalı damgası yiyeceğim. Ya arkadaşlar bunu da açıklayayım size. Neden bana böyle dediklerini. Benim küçükken yani lisede küçükken falan. Lisede ben rehberlik araştırma merkezine gittim. Bende özel öğrenme güçlüğü vardı küçükken. Disleksi diğer ismiyle. Ve rehberlik araştırma merkezinde bir yıl eğitim gördüm. Sonra bir yıl sonunda ben gene teste girmiştim. Sorular falan sordular. Ben onlardan geçtim. Bir yıl eğitim gördükten sonra. Ve üniversitede kazandım. Çok şükür üniversiteden ben mezun oldum. Ve şu anda ikinci bir üniversite okuyorum arkadaşlar. Süper zekalı olduğun için sen özel öğrenme güçlüğü çektin. Anne susar mısın aşkım? Tamam. Susun. Kim iki üniversite okur? Anne tamam aşkım sus. Ben video çekiyorum. Tamam mı? Şimdi en duygusal şeyimize geliyoruz arkadaşlar. Çok küçükken ben bunu 15 yaşında yazmışım. 2015 yılında ben 2000'liyim arkadaşlar. Başlıyoruz. Annemle soyadımız aynı olmadığı için yan yana mezarlara koyuluyor muyuz? Koyulmaz mıyız diye çoğu zaman düşünüyorum. Malum üvey baba meselesi. Aile olmak için soyadımızın aynı olması gerekiyor ya. Benim gerçek babam Gözler'de. Ben öldüğüm zaman onun yanına mı gömüleceğim? Benden önce annem demesi bile kötü demişim parantez içinde. Ölürse babamın yanına mı gömülecek? Peki ben nasıl gideceğim ziyaretine? Çoktandır dedem gide gitmedik. Böyle düşünüyorum. Sadece tam bir hayalperestim. Demişim arkadaşlar. Küçükken ben ve hala arada oluyor nadiren. Öldüklerimin, sevdiğim insanların öldüğünü falan düşünüyorum. Sonra kendimi üzüp ağlıyorum geceleri arkadaşlar. Çok üzücü bir durum ama. Şu an bunu gülerek söylüyorum ama. Sevdiğim insanların öldüğünü düşünüyorum. Yok olduklarını, ya beni terk ettiklerini falan düşünüyorum ve ağlıyorum. Sizde de böyle bir şey oluyor mu? Yani siz de sevdiğiniz insanın öldüğünü, vefat ettiğini falan düşünüp ağlıyor musunuz? Yoksa sadece bende mi oluyor? Bunu merak ettim arkadaşlar. Ben Ayşen. 16.07.2000 tarihinde doğdum. Doğduğumda annem de babam da vardı. Keşke 3 yaşından önce yaşadığım olayları da hatırlayabilsem. Çünkü o zaman babamla yaşadığım 3 yılımı da hatırlardım. Ama ben sadece 1 yılımı hatırlayabiliyorum. Babam ve annemle aile olarak geçirdiğimi sadece 1 yılcık. Bunu 2015 yılında yazmışım. Sonra da zaten babam öldü. Arkadaşlarıyla bir yere gidip elektrik çarpmış. Anneannemin yanında oturuyorduk. Anneannemle evimiz aynı avlunun içinde. Teyzemler geldi, jandarmalar geldi. İçeriye girdiler mi hatırlamıyorum. Teyzem geldi. Bir poşet verdi, yiyecek dolu. Kuzenimle baka kaldık poşette. O zaman anlamamıştım. O poşet beni avutmak içinmiş, bana acıktıkları için. Her neyse. Arkadaşlar, kendimle alakalı konuşmuş. Şu an bizim evimiz köy evi arkadaşlar. Yani köy önceden köydü ve şu an mahalle oldu. Onunla alakalı konuşmuşum. Okuyayım. Benim kuzenim var. 40 yaşında. Teyze diyorum. Zenginler. Ama bizim evimiz köy evi gibi. Zaten buraya köy diyorlar. Eşyalar eski. Geliyorlar buraya. Kızı var. Güzel güzel giyiniyorlar. Ben pasaklıyım. Kendimi hiç beğenmiyorum. Sivilceli yüzlü, koca burunlu, kıyafetim eski. Yanlarına gitmiyorum. Uyuyor numarası yapıyorum. Oğulları da var. Sarışınlar, yakışıklılar. Umarım izlemezler. Hiç yanlarına gitmek istemiyorum. Bazen mecbur anneannemin ısrarlarıyla gidiyorum. Hiç konuşmuyorum. Onlarla yanlarında ezilip üzüleceğime gitmem daha iyi diye düşünüyorum. Onlar hakkında ne düşünüyorlar? Onlar hakkımda ne düşünüyorlar kim bilir? Demişim. Maalesef acı gerçekler.
Sonra arkadaşlar bugün çilek kokusu var ve jenerik müziği çok hoşuma gitti. Aşağıdaki gibi demişim. Çocuk aklı 15 yaşındaki ben. Aradan yani 5 yıl önce falan, şu an 2020 yılındayız. Ve ben 20 yaşındayım. Jenerik müziğini niye yazmışım arkadaşlar? Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar şu kaydıraklarım var. Neyse. Anneannem 85 yaşında. Annem 48. Babam da zaten yok. Onlar ölürlerse ben ne yapacağım? Benim hayallerim de bu yoktu. Ben okuyacaktım. Peygamber Efendimiz demiyor mu? Bir ayetinde. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın diye. Bu ne? Küfür etmişim arkadaşlar. Derslere. Allah'ım yardım et. Belki de çok öne yargılıyım ama önceden düşünmeliyim bunu da. Ağlıyorum hala. Burada arkadaşlar ben kırpajlama ders var. Belki modada eserim okuduysanız biliyorsunuzdur. Onda çok zorlanmıştım pers hesaplamasında. Ve yapamayacağım, ben nasıl mezun olacağım falan diye çok kafama takmıştım. Ama çok şükür o sınavdan 85 falan almıştım. Boşuna kafama takmakla kalmışım arkadaşlar. Arkadaşlar pardon, yanlış söyledim. Şey demişim, bu arada demiştim ya o kadar pens hesaplaması zor ya, kalıp hazırlama diye 75 almışım. Bu hafta da sınav haftası, pazartesiden beri günde iki sınava giriyoruz. Biz mi sınava giriyoruz, sınav mı bize giriyor belli değil demişim. 2015 yılında, 15 yaşındayken. Sonra arkadaşlar, 25 Aralık 2015. Bugün herkes üstüme üstüme geldi ya, zaten 10 kişiyiz, olay şöyle başladı. Ben derste uyuyordum. Rimel sürmüştüm ve uyuyunca dağılmış. Öndeki kız arkadaşım bile değil. Zaten o sınıfta hiç kimse arkadaşım değildi ki benim. Hiç kimseyi sevmiyordum. Makyajını atmış. Öğretmenim de vereyim mi gibi bir şey demiş. Ben de verme, silmeyeceğim dedim. Yanındaki de en yakın arkadaşı olacak insan. Neden bağırıyorsun? Doğru düzgün sordu gibi bir şey söyledi. Ben bağırmadım dedim. Bağırmam da zaten. Çok sessiz sakin konuşurum. Hala bağırıyorsun dedi. Cidden arkadaşlar şu an bunca sinirli oldum. Aynen bu şekilde söyledi ya. Gıcık etme, beni gıcık etmek ister gibi yalan söylüyor bir de. Sonra da vururum buradan bir çakarım dedi. Elini kaldırdı. Ama o eli indirmek lazım. Koyar çıkışta bir yanıma gel dedi. Burada küfretmişim. Beyinli. Çıkışta da o evine gitti, ben evime. Bir şey daha demişim. Yapamadı. Gene küfür. Beyinli. Anca konuşuyor. Zaten konuşmazsa da güç gösterisi yapar. Dayak yemezse salak salak konuşma dedim. Öndeki şişko kız ayı gibi birisi zaten. Kendisini Nur Yerlitaş'a benzetiyor. Saç kılı bile olamaz. Bana mendil istemeyince maymun gibi dolaşırsın ortalıkta dedi. Mendil istemedim diye bana maymun gibi ortalıkta dolaşırsın dedi arkadaşlar. Sonra gene küfretmişim. Ucube bu söylediği beni çok üzdü. Teneffüste lavaboya gidip ıslak mendille sildim gözaltımı. Bu kadar basit yani. Önceden de gözümü pembe göz kalemiyle boyuyordum. Bali mi çektin, uyuşturucu mu kullandın diyorlardı. Aralarından da kırmızı göz kalemi süren varmış ama. Cidden. Mesela dışarıdan müzik sesi geliyordu. Galiba bana müzik mi dinliyorsun dediler. Hayır dedim. Kulaklığımı görmüşler. Cebimde hep cebimde duruyor. Dedim telefonumla birlikte cebim geniş olduğu için dedim. Diğer kız da ben hep cebime koyuyorum dedi. Herkes yapıyor ama ben yapınca bağırmalar, kavgalar falan. Daha bitmedi. Ben nöbetçi olduğum kızla iyi anlaşamıyorum. Ne kadar gıcık yahu. Ben temizlik yapıyorum. Hatta bu hafta çoğunu ben yaptım. Bir hatam gözün... Hatamı görünce bağıra bağıra söyleniyor. Şeytan diyor çok bir tane ağzına. Süpürüyorum bak burada kalmış diyor. O da toz toprak küçük ipler oluyor. Az yani. Unutabilirim bence. Her biri emir veriyor. Göt. Popiş. Ayşe sandalyeler kaldı. Süpürdüğüm yerden geçme. Şalterleri kapatıyorum falan. Yok şunu yok yok bunu yapma. Dan şunu yapma. Küfür. Beyinle ucube. Sen çok şey yapmış gibi bir de bunu da sen yap artık diyor. Götoş. Bunu ya Allah'ım yarabbim. Gene küfür ya. Sinir. Ben çekilsene diyorum, çekilir misin de diyor. Konuşmam batıyor. Her bir şeyim batıyor. Beni sadece bir arkadaşım ismini demiş. O anlayabiliyor. O da bıktı. Onu da seviyorum. Bana bir arkadaş isimlerini verip duruyorum ya, isimler için kusura bakmayın, öylesine isim veriyorum rastgele. Ve ağzından kaçıyorum.
Bana olan bakışları beni gıcık ediyor. Bella benimle nöbetçi olan cismi çabuk sinirleniyor falan diyor. Çabuk sinirleniyorum falan diyor. Ya ben ya ben. Sinir hastası oldum. İçime ata ata en sonunda patlayacağım. Bıçaklar mıyım, artık tırmalar mıyım? Tokat, yumruk, tekme, hangisi bilmiyorum. Çok üstüme gidiyorsunuz diyor. Haklı da. Çok üstüne gidiyorsunuz diyor. Haklı da. Sinir oldum bu olanlara. Bir de nöbetçi olduğumuz günden önceki gün cismi, yarın Ayşe'nin nöbetçim, aa bütün işi ben yapıyorum diyor. Laf koyma çabası. O laftan sökeceksin. Ama tevbe estağfurullah. Aa, öyle yapacaksın. Tevbe estağfurullah. Çok kuvvetmişim arkadaşlar. İlk başlarda bazı yerleri süpürmeyi unutuyor olabilirim. Herkes unutuyor. Doğru düzgün söyleyip süpürüyorlar. Ama bana gelince o değil de o. Ben mi süpüreyim? Yapıver bir zahmet Ayşe'nin hep bu diye ama. Tamam, burada çok uzatmışım arkadaşlar. Vallahi çok fena sinirlenmişim arkadaşlar. Sinirlendirmeyin beni. Hep Ayşen diye peşinde dolanıyor. Ben de ne var diyorum. Ve de bizim kız meslek ya. Çok meşhur olan sözler neden ters cevap veriyorsun? Bana trip atma, bana bağırma gibi meşhur sözler kavga nedeni oluyor. Sonra da ben cevap verince mesela fazla gülün bir şey yazmışım ama okuyamadım. Kaba konuşabilirim ama dışıma böyle yansıyor. İçime attıklarım. Herkese batıyorum demişim. Dediğim zaman da arkadaşlar 15 yaşındaymışım. Sonra arkadaşlar. Bugün anneannem benim geldiğimi görmemiş. 2015 yılında bir şey. Bugün anneannem benim geldiğimi görmemiş. Kız sen geldin mi falan yaptı. Ben de yok ben gelmedim. Dolmuşun içindeyim. Dolmuşta kaza yaptı. Ben de ruhum. Beni yalnızca sen görebilirsin diye saçmaladım. Anlamıyorum. Umarım dediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Ya valla çok çocuksuymuşum. 15 yaşında bile bu kadar çocuk gibi davranıyorsam artık 20 yaşında kendimi hayal edemiyorum. Allah'ım yarabbim. Hala gülüyorum ya. Sonra arkadaşlar. Allah Allah. Amin. İşte 2013 yılından bir şey yazmışım. 13 yaşındayken ilk telefonumu alacakları zaman, gerçi onu da geri almışlardı veya kırmıştım tam hatırlamıyorum onun gibi bir şey. Sen kırmıştın. Annem gibi bana telefon alacakmış, hem de dokunmatik. Bunu duyunca çok sevindim. Anneme telefon yarın mı geliyor diye binden fazla kez sordum. Dokunmatik bir telefon alınacağını duyunca bu kadar çok sevindim. Alınınca kim bilir ne kadar çok sevinirim demişim. Arkadaşlar bu arada bu defteri okuyorum. Diğer defterde bayağı bir şeyler yazmıştım ama çok uzun oldukları için okumadım. Eğer bu video çok tutulursa onları da okuyabilirim. Bu şekilde yazmışım arkadaşlar. Bugün telefon geldi, çok mutluyum demişim. Sonra diğer güne geçmişim. Arkadaşlar bugün 9-11-2020, 9 Kasım 2020, ve ben bu videoyu bilmiyorum ne zaman paylaşırım ve gece saat 1:24 geçiyor. Video çekesim tuttu, annem çekme çekme dedi ama ben çekmek istedim, değil mi anneciğim? Evet. İşte bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu videom çok tutulursa bayağı bir izlenme istiyorum. Bayağı bir beğeni istiyorum ama ki bence hiçbir şey gelmez diye düşünüyorum. O zaman ikinci partını da çekelim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olun. Zili açın. Beğenin. Zili açın. Likelayın. Abone olun. Bu kadar arkadaşlar. Bye bye.